İkinci yarışmacımız Münevver Hanım geldiler. Münevver Hanım'la hep ablasından konuştuk, eski yarışmacımız diye de evet. Sizden bahsetmedik. Siz neler yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Bilgisayar programcısıyım normalde, mezuniyetim o. Ama baba mesleğine geri döndüm. Perdeciyim artık. Küçük şehrin küçük esnafıyım. Ailemle beraber. Onun haricinde halk oyunlarına ben de uzun yıllar devam Duydunuz ettim. Duydunuz mu Ebru Hanım? Hangi yöreler? Bolu, horon bol miktarda teptik, roman. Bunları yani ne zaman duysam, nerede duysam yine o böyle şey içimizde durmuyor bizim. Hemen çalın bir roman. Olur valla. Bakayım neler olacak. Onun haricinde oradan sonra farklı bir şeyler yapayım dedim. Latin danslarına yazıldım bu sefer. Sonra dedim ki Mimi diyorlar bana bu arada. Yeğenimden ötürü, ablamın oğlundan dolayı. Mimi daha doğru olmaz mıydı? Mimi teyze. O öyle kaldı. Mimi teyze aşağı, Mimi teyze yukarı. Latin danslarına yazıldım. Sonra dedim ki Mimi'cim sen düğüne, derneğe bir yere gittiğin zaman orada salsa, bachata mı yapacaksın? Onu da bıraktım. Şu anda işaret dili kursuna gidiyorum. Oradan bir... Düğüne gittiğinizde işaret diliyle mi anlaşacaksınız? Artık öyle yapalım dedim. En azından biraz daha evrensel bir şeyler öğrenip de birilerine bir şeylere katkımız, faydamız olur diye düşünüyorum. Ah değerli Mimi. Çok uğraşların içerisindesiniz. İnşallah efendim. İlgilendiğiniz konulardan İnşallah. 14 tane soru gelmiştir. İnşallah. Biraz zorlayacak Ebru Hanım'ın 9200 puanı sizi. Sadece ve sadece 6 tane harf almanıza imkan verdiler. Hı-hı. Allah'tan o son iki soruda biraz evet, harf evet. aldılar değil mi? Evet, yoksa evet. daha zor olacaktı. Korkmayalım. Seri yarışalım. İvmelenerek gidelim. Şu işi bitirelim. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Kahramanca mücadele, çarpışma, savaş. Cenk. Oldu bitti. Haydi gelsin elinize. İkincisi hemen hızlı cevaplanır. Görelim bakalım. Kez, yol, defa, sefer. Bir tane daha var. Kere. Kere. Gayet güzel. Beş hakkıdır yarısından çoğu mastardır. Kaçırmazsınız bunu. Görelim. Sert bir cismi bükmek. Kırmak, bükmek. Mekmak. Harf alayım. Alacak mısınız? Alayım. Neyse ki mastardan gelmedi. Eğmek. Beş harfli tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur dördüncü sorumuz kendileri. Görelim. İstanbul'da yer alan ve Karaköy ile Eminönü nereden çıktı? Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan metro. Galiba... Londra metrosundan sonra da en eski olan metro. Biraz kısa olduğu için. Aa, hiç yok. Yok mu? Karaköy ve Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan metro. O yüzden metro. Biraz mütevazı davranılmış. Metro denmemiş de ona. Metro, tramvay, metrobüs. Yer altından gidiyor. Yer altın, yani bir şeyin içinden geçiyor. Tünel. Neyin Tünel. İçinden? Tünel. Tünelin içinden. Keza sınıf adını vermiştir. Uçtu gitti şu mastarlı sorular geçen sefer canımızı sıktı. Bir tane daha var. Eğmek gibi olmasın. Harf almayın burada. Sınıf geçememek ya da geçmemek. Kalmak. Kalmak. 600 puanla yanında. 6 harfidir. Bu da bir eş anlamlı sorusudur. Sizin sorularınız böyle kısa kısa. Şimdiki, aktüel bu anlamlarda bir söz. Türkçe. Gündem. Gündem mi? Güncel. Güncel daha güzel olur. Güzel. Tek kelime. Takılmazsınız burada Münevver Hanım. Gelsin. Yemeği kızartması, çorbası, köftesi, püresi, salatası yapılan... Patates. Nişasta zengini bir bitki. Bizzat kendisi patates. 7 artı cevapların sonuncusu efendim iki kelimeden oluşur. Genellikle birleşik yazılır. Şöyle de sorulur. Üstünde yaşadığımız gök cismi. Dünya. Dünya iki kelime değil. Yerküre. Yerküre iki kelime. Kasayı da 4300 yaptı. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. 5 tane daha harf alma ihtimaliniz, imkanınız var. Almazsanız eğer ki onları 9700'e ulaşma ihtimaliniz var. Gelsin mi yeni soru? 8 harfli cevaplarımız biliyorsunuz 18 Mart doğrultusunda hazırlandı. Bir görelim. Anzak askerlerini kendi ordusuyla Çanakkale'de savaşa sürükleyen imparatorluktur. Anzaklar?
Anzak askerlerini kendi ordusuyla birlikte Çanakkale'de savaşa sürükleyen imparatorluk. Osmanlı. Osmanlı mı? Harf alayım. Buyurun. Güneş batmayan, üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Emperyalistin kralı, imparatoru. Kimdi onlar? Aa. Saat 5 olursa bir çay içeriz. İçelim mi? Yok. Çay içelim. Önce şunun cevabını verin de. Kimdi o saat 5 olunda çay içenler? Vitesi sağ elle değiştirenler. Sağ nereden çıktı? Sol. Evet, durdum şu anda. Durmayın. Avrupa'nın sonuna doğru ilerleyin. Atlayın suya. Bir ada çıkacak karşınıza. İngiltere. İmparatorluk. İngiliz İmparatorluğu. Aa. İngilizce düşünsek. Britanya. Gayet iyi bilebileceğiniz bir şeydi. Terslik oldu efendim. Evet. Can sıkıcı bir şey bu, biliyorum. Ama üzülmeyin. Bakın, doyamıyorlar, tekrar geliyorlar. Bir daha gelirsiniz. Olmaz mı? Olur. Hadi bize bir avuntu alkışı daha lütfen. Benim korktuğum şey 9 harfli cevaptı. Ona daha var. Şu son 8 harfliyi de bir halledelim de. Güreşerek dövüşmek. Güreşmek. Şimdi olur mu? Ver onu. Olur evet. Mu Mimi? Olur. Çok mantıklı geldi bana. Olmaz yani. Güreşerek dövüşmek, güreşmek olur mu? Güreşmek, güreşmektir. Güreşerek dövüşmek. Böyle boynunu sıkarak falan. Kıpırdama. Şey yapmak. Nefes aldırmayacağım sana. Boğuşmak. Boğuşmak. Benim korktuğum şuydu, şuydu. Ne Britanya ne boğuşmak. Gelsin. Bu zor soru. Renk körlüğü anlamında Fransızca kökenli tıp terimidir. Bulan kişinin isminden. Renk körlüğü. Evet. İnsana red kiti hatırlatan bir kelime. Red kiti biliyorsunuz. Düldül mü vardı atı? Herhalde düldül değildir ya renk körlüğü. Ya bulan kişinin soyadından yola çıkarak bu ismi renk koymuşlar. Körlüğü. Ya mesela Parkinson gibi. Soyadından yola çıkarak. Harf alayım. Soyadı Düldül olamaz. Ah, yoksa Düldül mü? Fransız kökenli tıp terimi. Renk körlüğü. Zor soru. Harf alayım. Bilen var mı efendim? Ceren Hanım biliyormuş. Hani 4 tane kardeş vardı ya. Daltonlar. Daltonlar da renk körlüğünün... Daltonlar. Aa. Onlar da renk körlüğünün ismi neydi? Dalton... Dalton... Sonuna böyle sanki bir siyasi bir doktrinmiş gibi bir ek koysak... Daltonist. Kişi değildi. Daltoncu. Daltonist kişi için kullanılır ya. Dalton... Hani sosyalist. Sosyal. Yok git. Yok. Ama yapma Mimi. Dalton mu gerçekten? Dalton. Dalton da sonu ne? Daltoncu. Dalton. Daltonizm. Nasıl bilemem? 9 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Şöyle sorular efendim. Ihlamur, kuşburnu, papatya gibi ürünlerle yapılan sıcak içeceğe bitki çayı deniyor. 900 puan birden kazandırıyor. 10 harflidir, 2 kelimeden oluşur. Çocuk oyuncağı bunlar. Konuğu saygıyla içeri almak. Misafir etmek. Misafir et. Sığdı mı? Sığmaz. Sığmadı. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Davet etmek. Hoş geldin demek. Davet etmek güzeldi. Davetlemek. İçeriye. Buyur etmek. Buyur etmek. Bak şunlar mesela belki evet daha önce karşınıza çıkmamış bir tabir olabilir.
Olabilir. Çünkü garip bir şekilde sokak jargonu, gümbür gümbür sokak jargonu ama diyor ki kaynaklar hayır değil. Bu argo değildir diyorlar. Nasıl argo değil? Teklifsiz konuşma yazdık, vallahi onu biz yazdık. İnşallah yanlış bir şey yapmıyoruz. Buyurun. Teklifsiz konuşmada diyelim ona sokak jargonunda yakalamak, ele geçirmek, derdest etmek. Derdest etmek, tutuklamak, tevkif etmek filan yani öyle. Bulunduğu yerde yakalayıp paketlemek. Doğru. Nedir efendim? Paketlemek. Bak, bak. 1000 puan da oradan geldi. Ama güzel bir akış değil mi? Gördüğümüz oydu. Bir daha denilir mi? Neden olmaz? Neden olmaz? Bir de kocaman alkış.